Hoş. Aleyküm selam. Yaşım size sağım size selam etmiş size. Tahri yaşım siz. Ya, ben tuğulluğum hemen. Hazır, ben beni ha, ben de kendi. Sen, ne varamız? Doğru böyle de, ha, ne? Bu var şey. Hoş. Hoş demek. Kim geldi, kim gelmedi? Ne yapacak kemsili? Tak. Ciddi muamele kapı mesleği için kupa eşiyle geri. Selamünaleyküm söz. Ve aleyküm selam. Nasıl usta? Çekim attı Kuda şükür, kuda şükür. İlzat siz misiniz? ha, Hani? ben Koyanlık hani ne hemçim ne çözülüp girişedi hali ki çözmeli aman dey. ah, hoş kırıp koşarsınız. Düşünerli. Meğerli başla uğramız. Kereyemizi kirdi kirmesi kirmedi. Şimdi kirmi diyenleri karı butursu kulgu buledi. Hop başladı gitti. Ozu bugün lekçemiz sal başçı buluş gereğiydi. Yani bana Mehmet'teki temele bana temele bu içe demek Clausius tengsizliği, adiabatik cereyan ve ne kaydı meydatı maksimal işlen yapışım gereğiydi. Lakin hazır ben termodinamik potansiyallardan başlayayım ben. Sebabı şu potansiyalların tez otu de yarım para içinde. Çünkü onu otu koymazsa keyingi dersteki, ben şu bugünkü ameliyattaki bolalar kıyneledi. O şey meseleye geldik. Ulan otu koymasak bu miydi? Hom mu? Çünkü şuradan başlayımız karşı bu mesele. Demek termodinamik potansiyallar diyen temadan başlayımız. Yarın parada uygursa gerek ki yani özümüzü dersimize kayıt edelim. Zaten bunu Duşanbe günü uçuşmuş gereği. Duşanbe geçen bu midyenge okşu attı. Hop. Kelile demek termodinamik potansiyallar diyor ziledi. Birinciden demek özümüzde malum bugün. Avvalki derste kilitirip çıkarken bana bu münasebet diyor o zaman. PDV. D'ye beraber TDS minus PDV. Bu özümüzde malum bölgen münasebet. Bunu kilitirip çıkardık. Bu yerge demek temperatura, entropiye, basım ve hacim kirdi. Hani en şu münasebetlerin faydalarını sağ başka münasebetlerini hem kilitirip çıkarmak için. Demek birinci nöbette demek yazıyla entalpiye. Demek entalpiye. Entalpiye. Entalpiye mi? Entalpiye diyemiz mi? Entalpiye. Grekçeden tercüme edeyim de istis diyen sözden alınca. Karayla ne bakalım? O zaman bana şu D7 diyemem. Beraber TDS minus PDV diyemem. Ondan iki gün minus VDP'ni koşamandı. Ayrıman. Plus VDP'ni koşama. Kıyan işim adli aritmetik oldu. Doğru mu? Ben hemen ahirki kadını koştum, ayırdım. Bu netice sinema özgür müydü ki? Doğru mu? Beraber böyle de T, D, S, minus ben hemen D, P, V, plus V, D, P böyle. Doğru mu? Demek ki ben hemen T, V, D, P diye kadını koştum, ayırdım. Neticede bana o şey, şu ifade bana ne konuşu geldi. Hani şimdi bana ben bir toluk diferansiyel hadi bir dakika otuz zaman diyor o zaman. D diyemen Y plus PV beraber diyemen kaledi T DS plus VDP. Yangi bir münasebet ki geldik kareyle. Yangi münasebet ki geldik. Bana bitti ki yangi bir fonksiyon kirtemiz. Y plus PV diyemen de bunun namını entalpiye de batayımız. Entalpiye. Entalpiye. Ben entalpiye diye toşu koyamam. Bana şu yenge kırtılgen fonksiyonun namını entalpiye de batayımız. D, W beraber iken T, D, S plus V, D, P. Hani kendine bu fonksiyonu çünkü hareket kılamışız. Ne kıldık? Ne kırıttık? Ne buldu? Kırtılgen derse burası da yenge potansiyel buldu. Yenge fonksiyon. Ne için ben bunu potansiyel de batayım? Kareyle Y uzun tarifi boyunca toluk diferansiyel idi bana D'ye. Çünkü
Ye, ben sizlere bir neçim arttı ettim, enerji. Kvant mekanikasından kep çıkardı ki, klasik fizikadan şu kep çıkardı, halatning funksiyası. O halatga qanaq yo'l bilan o'tganimga bog'liq emas. Halatning funksiyası bo'ldi. Shuning uchun mana ham to'liq diferensial. Ana endi qaraylik, to'liq diferensialga yangi to'liq diferensialni mana qo'shib qo'ydim. Tabii. Demak, to'liq diferensialga to'liq diferensialni qo'shmay, yana hosil bo'lgan narsa to'liq diferensial bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana bu to'liq diferensialdan ko'rinib turibdiki, d w ds mana ham o'zgarmas bosimda nima yetgan ekan, temperaturaga teng ekan, to'g'rimi? Mana shu yerdan kelib chiqadigan narsa shundan iboratdi. Mana shuni kelib chiqadi. Bu bir, undan tashqari yana qanday munosabatni keltirib chiqarishimiz mumkin? DW taqsim DP o'zgarmas entropiyada. U nima teng ekan? Demak, hajmga teng ekan. Shunday munosabatlarni keltirib chiqarishimiz mumkin. Mana shu munosabatlarni keltirib chiqarganimizdan keyin mana endi shu kiritilgan funksiyaning ma'nosiga o'tishimiz mumkin. Ma'nosi nimadan iborat kiritilgan funksiyaning ma'nosi? Uni ko'rish uchun mana men bu bosim konstanti bo'lgan jarayonni olib qarayman. Bosim konstanti bo'lgan jarayonni olib qarayman. Ya'ni izobar jarayonni olib qarayman. Qandaydir izobar jarayon ketyapti bo'lsin. Demak, molekulyar fizikadan sizlar bilasizlar, termodinamika jarayonlar qanaqa bo'ladi? Izoxor, izobar, izoterma, izoentropa va hokazo, hokazo har xil mashina jarayonlar bo'ladi. Ularni biz sizlar bilan haliga ko'p o'rganamiz. Demak, hozir gap shu haqida ketyaptiki, mana izobar jarayonni olib qaraylik deyapman. Izobar jarayonni olib qarasak, ko'rinib turibdiki, bu holda DW nima teng ekan? TDS'ga teng ekan, to'g'rimi? Mana men xat bo'lmaydi deb ikkinchi xatim. DP 0 ga teng. DP 0 ga teng ekan, demak bu yerda TDS ni o'zi qoladi. TDS nima edi? D Q edi, to'g'rimi? Issiqlik miqdori edi. Qaranglar, mana men bu yangi kiritgan funksiyamiz entalpiya deb atagan energiyamiz. Entalpiya deb atagan funksiyamiz yangi potensialimiz. U qanday xosaga ega ekan? Izobar jarayonlarda izobar jarayonlarda mana shu entalpiya o'zgarishi sistemadagi issiqlik miqdorining o'zgarishiga teng ekan. Demak, izobar jarayonlarda entalpiyaning o'zgarishi sistemadagi issiqlik miqdorining o'zgarishiga teng ekan. Shu sababdan ba'zi bir hollarda mana shu yangi kiritilgan funksiyani entalpiyani issiqlik funksiyasi deyiladi. Shunaqa nomi ham bor. Xo'p, yaxshi. Demak, bu shunaqa funksiya ekan. Ana endi buning to'liq diferensialligidan kelib chiqadigan munosabatlar hammasini o'zimiz hisoblab topishimiz kerak. Ularni hisoblab topamiz mashqlarda, xo'pmi? Mana men to'liq diferensialligidan nima kelib chiqadi? Mana T dan P bo'yicha hosila, V dan S bo'yicha hosila teng, mana shu bunaqa har xil munosabatlar bor. Ular nomi Maxwell munosabatlar. Ularni hammasini mashq darsida keltirib chiqaramiz. Hozir mana shu entalpiyani shunday kiritdik. Ana endi u taqillatib kirib urishar ekanda u eshik, to'g'rimi? Ja qiziq ekanku odamlar. Sal insof ham bo'lish kerak odamda. Ikkida deyilganmi? Ikkida kir. Ikkida kelolmaysanmi? Kelma umuman. Erkin energiya demak. Erkin energiya. Erkin energiya. Tohir, eshitilyaptimi gapirayotgan gaplarim? Tohir, ha, yaxshi. Bo'pti. Demak, hamma kirganlar chatga kirib men deb qo'ysin. Bo'l, men deb qo'ysa bo'ldi. Xo'p, ana endi ikkinchi temaga o'tamiz. Ikkinchi kichkina potensialni kiritamiz. Erkin energiya. Qaraylar, yana mana shu munosabatni yozaman. DY barobar TDS minus PDV. Yozganimdan keyin plus SDT ni qo'shaman va SDT ni ayiraman. Bir kattalikni qo'shdim, xuddi o'shani o'zini ayirdim. Demak, tenglik o'zgarishi mumkin emas. Barobar bo'linadi, ko'rinib turibdiki, bampda D S mana men birinchi xat bilan mana men uchinchi xatni qo'shsam, mana bu chiqadi. Undan keyin qoladi minus S DT minus P DV. Minus SDT minus PDV. Minus SDT minus PDV. Ana endi mana men to'liq diferensial bu yoqqa o'tizaman deb yozaman. D deyman. Y minus TS barobar ekan minus S DT minus P DV deb yozaman.
Va yangi kiritilgan mana shu yangi kattalikni o'zining nomi bor. Uning nomi erkin energiya. Mana mana shunda erkin energiya deb kiritaman. Natijada erkin energiya qanday ko'rinishga ega bo'ladi? DF barobar bo'ladi minus S DT minus P DV. Mana shunday munosabatga kelaman. DF barobar ekan minus S DT minus P DV. Xo'sh, demak qaraylar. Nima haqida gap ketyapti? Yana hozir gaplashamiz, qaraylar. Demak, hozir entalpiyani kiritganimizda ko'rdikki, entalpiya shunday bir kattalik ekanki, yangi funksiya ekanki, uning izobar jarayonlarda uning o'zgarishi issiqlik miqdorining o'zgarishiga teng ekan, to'g'rimi? Menga nima kerak bor bu degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, javob biz sizlar bilan shunday qilamizki, kursimiz shunday qurilganki, mana shu potensiallarni hisoblash yo'lini o'ylab topamiz. Potensiallarni hisoblash yo'lini o'ylab topgan ekanmiz, demak, ixtiyoriy jarayonda qancha ish bajarildi, qancha issiqlik miqdori qanchaga o'zgardi, bemalol shu potensiallar orqali hal qilishimiz mumkin, yechishimiz mumkin. Shuning uchun kerak. Mana mabda ham ko'rinib turibdi. Demak, V konstanti bo'lgan jarayonni olib qaraylik. Uzr. Demak, izotermani qaraylik. T barobar konstanta. İzotermik jarayonni olib qaraylik. Qandaydir jarayon ketyapti. U jarayon izotermi bo'lsin, izotermik jarayon bo'lsin. Bu holda ko'rinib turibdiki, DF nima teng bo'ladi? Mana mana shunday deb yozaman-da. DF ko'rinib turibdiki, minus PDV ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Mana mana bu xat yo'q bo'lib ketadi. DT 0 ga teng bo'ladi, konstanta bo'lgandan keyin. Mana buni o'zi qoladi. Bu nima teng? Demak, bu DA ga teng, to'g'rimi? Ya'ni qaranglar, nima bo'lib chiqdi? Erkin energiya degani bu qanday kattalik ekan? İzotermik jarayonda bajarilgan ishga teng ekan, to'g'rimi? Mana shu erkin energiyaning o'zgarishi izotermik jarayonda bajarilgan ishga teng ekan. Ya'ni shuning uchun uning nomi erkin energiyada, ya'ni energiyaning qancha qismini ishga sarf qilishi mumkin, temperaturani o'zgartirmasdan turib qancha qismini ishga sarf qilishi mumkin. Ya'ni ishga sarf qilishi mumkin bo'lgan erkin qismi go'yoki, nomi shu bilan bog'liq. Ana endi shu yerda yana azmoz gaplashamiz, qaraylar. Mana mana energiya ham, energiya ko'rinib turibdiki, nimaning funksiyasi edi? O'zi mana mana intro anaqasidan ifodasida ko'rinib turibdiki, entropiya bilan hajmning funksiyasi edi. W nimaning funksiyasi edi? Hozirgina kiritgan entalpiya ham u entropiya bilan bosimning funksiyasi, to'g'rimi? Mana mana kiritilgan F erkin energiya nimaning funksiyasi ko'rinib turibdi mana mana temperatura bilan hajmli funksiyasi, to'g'rimi? Shunday ekan, qaraylar. Mana mana bittan yozish mumkin. Ifodaga qarayman-da, yozaman. S entropiya barobar ekan minus DF DT. Qachon? Qachonki hajm o'zgarmasdan turganda. Undan tashqari bosim teng ekan nimaga? Minus DF DV. Qachon? Qachonki temperatura o'zgarmaganda, to'g'rimi? Ya'ni qaraylik, biz uchun juda muhim kattaliklar, entropiya, bosim juda muhim kattaliklar, markaziy kattaliklar, to'g'rimi? Biz shunaqa qilamizki, mana mana bu erkin energiya F ni hisoblash yo'lini o'ylab topamiz. Erkin energiyani hisoblash yo'lini o'ylab topganimizdan keyin, demak, o'sha darrov bosimni topish mumkin ekan, entropiyani topish mumkin ekan va boshqa hamma kattaliklarni shu yerdan topib chiqish mumkin ekan. Erkin energiyani hisoblash shuning uchun biz uchun markaziy masala bo'ladi, uni vaqti kelganda yechib qo'yamiz, xo'pmi? Mana demak qaraylik, erkin energiya mana shunday ifoda entropiya va bosim uchun shunday ifodalar olib kelar ekan. Yana qaraylar, yana bir narsa aytishim kerak. Mana energiya, mana shu kiritilayotgan hamma potensiallar, potensial deb atadim ularni, hammasi energiya. Sistemaning energiyasi, lekin mana mana o'zimizga ma'lum bo'lgan oddiy energiya, sistemaning energiyasi, entropiya va hajmning funksiyasi sifatida ifodalangan energiyasi. Mana mana entalpiya deganim, demak, entropiya va bosimning funksiyasi sifatida ifodalangan energiya. Mana erkin energiya deganim, temperatura va hajmning funksiyasi sifatida ifodalangan energiya. Bular hammasi energiya. Sistemaning energiyasi faqat har gal har xil o'zgaruvchilar orqali ifodalangan bo'ladi. Mana endi shu yerda bitta bir munosabatni ham keltirib chiqarish mumkin. Uni biz sizlar bilan
işletemiz, faydalanemiz. Katten yazsam ki, ben de yazamam de, o çirki mecburum ben. Ben de yazamam, kareyle. Bana ben de, demek F beraber iken, Y için çıkarganım yaşım iken, F için mümkün de, kayısı biri enerji için çıkarak alayım. Bu, ne yapalımız da kareyle. Y enerji beraber iken demek ki F plus T S iken, doğru mu? Bana ben kirt işte. Korunup durdu de, kiritilişten korunup durdu. F plus T eseken, beraber yazımdan F diyeyim ben, benim amtı minus T diyeyim ben de, hazgini yazgen münasebetim mi gene yazımdan DF, DT diyeyim ben, uzgarmaz hacim deydi, doğru mu? Ben demek ki enerjiye bilen erkeğe enerjiye bağlayıp çıkmak için ben de, enerjiye bilen erkeğe enerjiye bağlayıp çıkmak için ben, beraber diyeyim ben minus T kvadrat DT, Kare öyle bir konuyla çıkardım yazsam doğru buladım yok mu? Ah, ben şunu dediğim ben, kan dedim ben, ben de koyakalı uzgarmaz böyle. Doğru çıktı mı yok mu? Demek kareyle enerjiyeni, erkeğe enerji arkalı ifadele aldım. Yine kaytarım, erkeğe enerjiyeni hesaplaş metodunu öyle topuş. Bizde için asasi mesele böyle, şunu topamız. Erkeğe enerjiyeni hesaplaş uğramız. Erkeğe enerjiyeni topkanımızdakin, hem kataliye sağlayıp çıkışı mümkün eken. Yani kaytaramam bu hem potansiyallarımız, kürtgenlerimiz. Hemmesi sistemani, makroskopik sistemani enerjisi. Fakat özge has her gel. Her gel özge has katalikler arkayı ifadelengen. Lekin şu enerjinin özü. Bir de en bir şeyin ahirgisini kürtemiz. Demek vakti uçuramendi. DF. Mel DF turursun ki DF'den ifadelenemiz. Memnun uçurak alıyordu. Bu mısın? Ne kılaman da? Ne yazalımız. Üçüncüsü. Termodinamik potansiyel. Kirillisede yazar mı var? Keçiresi. Termodinamik potansiyel. Yani o ziyle yazırası. Bana ben bir ifade alamayana. Şimdi erkeğe enerji için df beraber minus s dt minus p dv diye yazaman. O ne bu attı bu? Tohtamasından kirvasıyla çıkıp gitmesiyle. 40'tan aşıp gitken ille, 29 içtiyle yani 32 oldu ile. Vapşi. Karayla. Merşutti demek vdp plus vdp diye yazaman. Yazdım. Beraber. Yani ne kovma? Yani kendi kendini koştum ayırdım. Özümüzde malum olduğu yakan dedim, bir hadini aldım diye koştum, ayırdım. Neticede ne oluyordu bana ben bu? Minus S dt, minus P dv. Uzur. Dekli yazı kalıyordu. Beraber diyeyim ben, minus D diyeyim ben. Ben de P v, minus S dt, plus V dp diye yazıyorum. Kareyle. Şunu dedim yazıyorum değil mi? Ben bu ikinci ve üçüncü hadle birleştirdim. Birleştirgen de bitti. Toluk difinsalge aylandı öyle. Doğru mu? Hani endi diyeyim ben. D diyeyim ben. F plus P V beraber eken minus S DT plus V DP eken. Doğru mu? Benim hem yine toluk difinsal bir hakkı otkızdım. Yine potansiyel hasıl böldü. Potansiyel ne dedi? Ne dediğini matematikten esleyle potansiyel funksiyon dediğinde kendi funksiyon gözetilirdi. Onun kendidir kontur boyunca alınan integralı konturga bağlı olmaz. Konturun başı ve ahirgi noktalarına bağlı olan funksiyonlar potansiyel değiller. Doğru mu? Ben böyle hemen toluk definisyal sıfatı şuna kadar hastalığa ege. Çünkü için potansiyel değiller. Yani şimdi yayın katalik kirtemen F beraber ben F plus P ve yok ki beraber değil mi? F neydi? Y minus TS plus PV. Yok ki Y bilen PV neydi? Beraber değil mi? Bir dakikamızda Y plus PV mamda W idi minus TS. Her kıl yazıp çıkışı mümkün. Doğru mu? Yangi katalik kirttik. Bunun namı termodinamik potansiyel. Yani bundan aldığın gelen hamas termodinamik potansiyel idi. Şimdi bunun ise prosti termodinamik potansiyel deyiladi. Nomi shuna qilib qo'yandi. Yana haqiqatda bir tavlaydigan bo'lsak, ko'pincha mana men bu f degan funksiyani f ni Helmholtz potensiali deyiladi. Mana men bu fi esa
fikir etken film mi? Hazmette uçurup koyamadım. Abdümde uçuramızdı. Ne kılıp? Çıraylı kılıp. Fi korunup durup ki nemanın funksiyası eken temperatura bilen basımının funksiyası eken. Doğru mu? Bana bunu da kılama. Bana. Bana mamının kopunca gelim gol sıfatını sağladı değiladı. Elim. Bana mamının kopunca gip sıfatını sağladı değiladı. Şuna kadar namiyen vardı. Bana demek gelim gol sıfatını sağladı. Bana mamın gip sıfatını sağladı. Şuna kadar namiyen var. Demek adli patın salam deyiladi, şimdi korunistem etiladi. Hani korunup durdu ki bu da ne meyken, demek entropiye ne meyken, minus d fi dt uzgarmaz basımda. Hacim ne meyken, hacim barabar eken, d fi d hacim barabar eken, d fi dp uzgarmaz temperatürede. Demek karayla bu potansiyel ham o'sha enerjinin bitta ko'rinishi, makroskopik sistemaning energiyasining bitta ko'rinishi faqat qanday o'zgaruvchilarda temperatura va bosim orqali. Mana mana bu potansiyel erkin energiya, temperatura va hajm orqali ifodalangan. Mana mana bu entalpiya va bosim orqali. Mana mana bu entalpiya va entropiya va hajm orqali ifodalangan edi. Ana endi qarayla, mana mana shu yerda yana bitta narsa qilishimiz mumkin. Ya'ni bunday qilib yozamizda qaysi birini yozganimiz yaxshi ekan, hozir men bir o'ylab ko'ruvchi W'ni yozib olganimiz yaxshi. Mana mana bu entalpiya degan edik-ku, issiqlik funksiyasi. U nima teng ekan? Mana mana bu fi plus ts. To'g'ri, mana mana bu tiga ts bu yoqqa o'tkazdim-da, barobar fi turibdi minus ts o'zini yozaman. Mana mana s nima teng ekan? D fi dt o'zgarmas bosimda. Barabar bu nima teng bo'ladi? Men bu uchishga majburman endi. Bu nima teng bo'ladi? Minus t kvadrat d dt mana men fi taqsim t o'zgarmas bosimda. Qaranglar, mana demak entalpiyani mana shu potensial orqali ham ifodalab oldik. Bu formulalar bize kerak bo'ladi. Hammasini ishlatamiz vaqti keldi. Hozir biz sizlar bilan eng umumiy narsalarni o'tyapmiz-da. Termodinamik makroskopik kattalikli hammasini kiritib bize. Birma bir vaqt keldi. Yana bor yo'g'i bitta ikkita tushuncha qoldi. O'shalarni ham kiritsak bo'ldi. Shu bilan demak bize kerakli bo'lgan hamma tushunchalarni kiritib chiqamiz. Umumiy munosabatlar hammasini keltirib chiqaramiz. Keyin sana ideal gazga o'tganda, boshqa gazlarga o'tganda shu munosabatlar hammasini ishlatamiz. Bu munosabatlar fundamental munosabat. Bular hech nimaga bog'liq emas. Makroskopik sistemani xossasi ana qaydi, mana qaydi degan gap yo'q. Makroskopik ixtiyoriy makroskopik sistema mana shu munosabatlar hammasi bo'ysunadi. Demak, bu munosabatlar fundamental munosabatlar va hamma shulardan foydalanib ishlatishimiz mumkin. Ana endi kelinglar shu kiritgan kattaligimizni, kiritgan kattaliklarimizni bitta xulosa keltirib chiqarib olamiz-da. Undan keyin asosiy leksiyamizga qaytib kelamiz. Yana qaytaraman, kimdir boshida kirdimi, kirmadimi? O'zi bugun boshqa narsani gapirishim kerak edi. Hozir shundan boshladim, chunki ikkinchi paradagi mashq darsiga tayyorlab qo'yishimiz kerak edi, bo'lmasa prosta o'tolmay qolamiz mashq darsini. Chunki majbur bo'ldim. Majbur bo'ldim-da bitta narsani afsuski ishlatishim kerak. Yozinglar, demak, termodinamik tengsizliklar deyiladi. Termodinamik tengsizliklar deyiladi. Mana men bu munosabatdan hozir foydalanmoqchiman. Bu munosabat hozir keltirib chiqarib beraman. Keyingi yarim parangga keltirib chiqarib beraman bu munosabatni. Teskari leksiya o'tayotganim uchun bu mana shunaqa bor edi deb ketaveraman-da, xo'pmi? Shunaqa munosabat mana mabdi mayli anaqasin hamday qilib yozaman-da. Muvozanatsiz holatlar uchun shunday munosabat bor. Misollar bilan keltirib hozir chiqarib beraman. Menga ishoninglar, chiqarib beraman. Shuning uchun hozir mana shunaqa deb o'zini yozib ketiryapman, xo'pmi? Shunaqa bo'ladi agarda. Va biz bilamizki, boshida kiritganimizda qanaqa edi? Hamday edi, barobar t deysiz, to'g'rimi? Hozir demak, bu faqatgina muvozanatli jarayonlarda shunaqa bo'lishini, nomuvozanatli jarayonda mamday bo'lishini ko'rsataman mana sizga. Xo'pmi, bir pastdan keyin. Lekin hozir shuni ishlatib ketishim kerak, men potensiallarni oxirigacha fizik ma'nosini keltirib chiqarib ishimiz uchun kerak.
ne yazdım karayla. Demek ben koruyatken cereyan namuazanetli cereyan. Namuazanetli cereyan. Ne mi diyen namuazanetli cereyan diyenini hazır yerine düşündürüyorum ben. Demek namuazanetli kayıtmaz, kayıtlar ve muazanetli cereyanla hakkında azmaz hazır mülahazı yürütemiz bir pastan ki. Ama şöyle yeti oluştum, hazır mamı halk oluyduk ki karayla ben bunu dedi o zaman. De, oh ne oldu de. Demek yine kaytaraman. Fizik mesela koyuluşunda neden ibaret? Kandaydı namuazanetli cereyanını koruyup ben. Neme diyelim kandaydı namuazanetli cereyanını koruyup ben. Kandaydı diyor bile sistemini muazanet haletten çıkardım. Koşumça enerji verdim, bir tuttum mu nemedir kıldım de sistemini muazanet haletten çıkardım. Ben bilemem tecrübeden, fizik fen tecrübeyi fen. Tecrübeden bilemem ki ihtiyari sistemi şundan keyin az gene vakti ötkenden ki relaksatsı vakti değil ya vakti ötkenden ki yine kaytadan muazanet haleti kevaladı. Ben bunu cüdeyim yaş bilemem. Doğru mu? Ben de demeyim şu gel şu hakkı kettim. Kandaydır yol bilen sistemini muazanet haletten çıkardım. Ketti o muazanet haleti karab. Muazanet haleti karab ketti diyen mi diyenim? DSD'de hamat musbat böyle. Doğru mu? Bu halette. Cüdeyim yaşı. Hani indi Mam dedi o zaman. Ben bunu isteyeyim ben. D, Q, strik, beraber D, Y, plus, P, D, V. Ben şu formülünü isteyeyim ben de asas formülü. Koyamam bir dakika. Koysam ne böyle de D, Y, taksim, D, T, beraber P, D, V, taksim, D, T, kişkineyken T, D, S, taksim, D, T'den. Yani demek mesela hani koyulışını kayta kayta hemen takip etmemiz gerek. Çünkü formüle yazış bu kıynamaz. Bağlasayla bir tonlu formüle yazıp yaşayış mümkün. İki tonlasına yazış mümkün. Milyon tonlasına yazış mümkün. Doğru mu? 100 gigabaytına yazış mümkün. Lakin fizik mana hemen iste duruş gerek. Fizik mana isten çıktı mı? Demek yazıyorken formüllerimizin manası yok. Demek namazana cereyanı koruyup ama şunu da bulsun. Karayla. Demek Mahmut dedi o zaman da ben birinci bulup münde nersen kuruyelikti. Hazır. Bana münde kaysı kurunuştu o zaman yanım yaşayken. Bana Mahmut de halini kuruyelik. T konstanta V konstanta. Yani karayla kandaydı cereyan keti attı. Namı ozan attı. Lekin cereyan devamıdı. Temperatür özgermesinden durup da hacim özgermesinden durup da. Yani kandaydı koşumcu enerjiyi bir koydum. Koşumcu enerji tarkaldı. Sekin demek ki muazzanat haleti uçuş başlandı. Cereyan devamı da. Mahçana koşumcu enerji bir ötkenim yok. Temperatür özgermeydi. Şimdi yarışı. Ve hemen arası özgermez hacim içine kete attı. Karayla onda ben ne demedi yazı alışım mümkün. Mamı hat kete adı. Mamı da bu kalet doğru mu? Dettı. Ben şimdi bitti tabanka otuz zamanı. Ye. Minus T S diyor ki beraber D F D T nolden kişinin böyle. Doğru mu karayla? V konstantı bana mamukat ket. Ket. Doğru mu? Demek mamukat mı bu hal? Bunu bir dakika otkızdım. Bana mamukat minus T S böyle. T konstantı çünkü hasilantıya ikirt var hemen. Bu D F D T'ye getirin. Nolden kemeken. Ana. Bir tane sen kilitirip çıkardık. Demek ihtiyari namuazanetli cereyanda namuazanetli cereyan devamında eğer de o izotermik ve izoharik cereyan olsa bu erki enerji özünü minimum haletki uçuşka hareket kılarken özünü minimum haletki uçuşka hareket kılarken demek muazanet haleti F'ni minimumge maskelerken doğru mu? Erki enerjini minimumge maskelerken şunu keltirip çıkardım. Bir. İkinciden devam ettiremiz. Mamda yakalamandı. İndi ben de uçuramam. Mahal benim de uçup taşıyım ben de. Karayla. Allah. Hani indi karayla. Yani kudu şu münasebette uzun yazayım ben de. Yetemem. Hani indi T konstantı bulsun diyeyim ben. Ve P konstantı bulsun diyeyim ben. Yani yani kandaydır cereyan. Hani Mahmut da izah terme izah horeydi. Bu da şimdi izotermi bile izobara hakkında yapıp tuttu. Doğru mu? Bana eşit olsun mu? Var mısın o ziyo mu? Eşit olsun ustaz. Bu da. Kıynalık gitme değil ama.
Nimaga yaxshi? Kim biladi? Birdan qiynalib ketgan bo'lsa edi. Voy dod, sizlar o'shanga qarab ish qilasiz. Xo'p, demak, qaraylar. Mana men munosabatga qaytib kelaman, yozaman. D deyman, DT deyman, mana men bitta Y deyman, qaraylar, men Y. Plus, mana bitta PV deyman. To'g'rimi? Chunki endi P konstanta, shuning uchun xoslan teng ikkiz bor urdim. Minus TD TS deyman. T ham konstanta, shuning uchun xoslan teng ikkiz bordim. Kichkina 0 dan bo'lar ekan. Lekin bu nima edi? Bu mening kattaligi, to'g'rimi? Mana qaraylar. Qanday munosabatlarga keldik? Demak, demak, qaraylar. Ixtiyoriy nomuvozana jarayonida ixtiyoriy. Yana qaytaraman, bu fundamental formulalar. Ular formulalarni keltirib chiqarganda biror bir moddaning anaqa xossasi bor, mana bu makrosistemaning mana bunaqa xossasi bor deb faraz kiritilgani yo'q. Bu ixtiyoriy makroskopik sistemalar uchun keltirib chiqarilayotgan formulalar, fundamental formulalar. Ularni keyin qo'llaymiz, ideal gazga qo'llaymiz, bitta narsa chiqadi, real gazga qo'llaymiz, boshqa narsa chiqadi va hokazo. Bu boshqa masala. Demak, shunday ekan qaraylar. ixtiyoriy makroskopik sistemalar haqida gap ketyapti. Mana mana bunda jarayonda erkin energiya o'zining minimumga o'tishga harakat qilar ekan. Mana mana bunda jarayon davomida mana mana bu termodinamik potensial deganim, ya'ni Gibbsning erkin energiyasi o'zining minimumga o'tishga harakat qilar ekan. Demak, mana mana shu potensiallarni fizik ma'nosi shu yerdan tushunishimiz mumkin, to'g'rimi? Bu potensiallar mana mana erkin energiya, Gelmgolsning erkin energiyasi va Gibbsning erkin energiyasi shunday kattaliklar ekanki, sistema muvozanat holatda ular o'zining minimal qiymatiga ega bo'lar ekan. Shuni bilib qo'yganimiz yaxshi. Bo'pti, ana endi asosiy leksiyaga qaytib kelaveramiz. Asosiysi nima edi? Hozir aytaman sizlarga, demak. Nimaydi o'zi asosiysi? Hozir aytaman. Ha, mana bitta narsani kiritib ketdi, yana kerak bo'ladi bizga-da. Demak, qaraylar. Ha. Nima qilamizdi? Mana issiqlik sig'imlari haqida gapirgan edim-da, qaraylar, issiqlik sig'imi CV, issiqlik sig'imi CP. Ularning ta'rifini berib qo'ydik, mana bitta D, Q, D, T. O'zgarmas hajmda, mana bitta D, Q, D, T o'zgarmas bosimda. Qaraylar, demak, issiqlik sig'imining ta'rifi, ya'ni temperaturani 1 gradusga ko'tarish uchun qancha issiqlik berishim kerak? Savolda temperaturani 1 gradusga ko'tarish uchun qancha issiqlik berishim kerak sistemaga? Mana demak, mana bitta o'zgarmagan hajmda, o'zgarmagan bosimda. Avvalgi dars oxirida sal muhokama qilishga ulgurdik. Demak, menga idish berilgan bo'lsa, idishda suv qaynayapti, idishda suv qaynatyapman. Usti ochiq bo'lsa, qaynatishga ko'p vaqt kerak, usti yopiq bo'lsa, qaynatishga kam vaqt kerak, to'g'rimi? Bu degani nima degani edi? Bu degani CP katta CV degani, to'g'rimi? Nima uchun unaqa? Chunki usti yopiq bo'lsa, hajmi o'zgarmayapti. Yopiq, hajmi o'zgarmaydi. Tez isiyapti. Tez isiyapti degani, demak, ozgina issiqlik berishimdan issiq, demak, issiqlik sig'imi katta. Issiqlik sig'imi katta, to'g'rimi? 1 gradusga ko'tarish uchun anaqa issiqlik sig'imi kichkina, 1 gradusga ko'tarish uchun ozgina energiya bersam yetadi. Shu ma'nosi, to'g'rimi? Issiqlik sig'imi mana mana bu kichkinaroq, az shu yopiq idishdagi temperaturani 1 gradusga ko'tarishga ozgina energiya bersam ham yetadi. Mana bu yerda ko'p energiya berishim kerak bo'ldi, nima? Usti ochiqdi. Usti ochiq deganim, demak, bosim termostatni bosimiga teng. Termostat bizga atmosfera, to'g'rimi? O'shani bosimi qanaqa bo'lsa, o'shanda bosim o'zgarmasdan turibdi, hajmi o'zgaryapti, bug'lanib chiqib ketyapti-yu. Hajmi o'zgarib ketyapti, to'g'rimi? Mana endi qaraylar, mana bu yozaman. Barobar deyman, barobar. Mana mana bitta, demak, izotermik jarayon. Mana mana bitta, demak, yozgan edim qandaydir formulani, DN yozib D Y barobar TDS minus PDV. Mana mana bitta D W nima edi? TDS plus VDP edi, to'g'rimi? Qaraylar. Ko'rinib turibdiki, DS bo'lsin. V konstanta bo'lganda V konstanta bu nima eting? DQ'ga teng. Mana mana bu P konstanti bo'lganda bu DQ'ga teng, to'g'rimi? V konstanti bo'lganda mana bu DQ'ga teng. Demak, mana mana bu yozaman D Y D T o'zgarmas bosimda mana mana bu yozaman D W D T
o'zgarmas haj anaqa o'zgarmas bosimda bu o'zgarmas hajimda. Qarayman, nima chiqyapti? Dis, dt o'zgarmas hajimda mana bunda chiqyapti d, dis, dp, dt bu ham dt obba. Dos. Ho. U do'skan burchak ko'rinmayotdi-da yaltirab ketib qopti. U yog'imi? Ha, o'sha taraf. Hozir. Men shu tunda nima qiyozaman? Ne deyman de? D, Y, beraber, T, D, S, minus P, D, V, D, W, beraber deyman, T, D, S, plus V, D, P. Kareyle, bana ben bu V konstantı bulsun. Bunda bu nimeye teyin boladı? D, Q'ye teyin boladı, doğru mu? Bana ben bu T, P konstantı bulsun. Bunda bu nimeye teyin boladı? D, Q'ye. Demek V konstantı bo'lganda D qonuniga D deb yozishim kerak. P konstantı bo'lganda D qonuniga DW deb yozishim kerak, to'g'rimi? Undan keyin ham mana men hosillan joyiga qo'yib qo'yaman, shu chiqadi. Bu ta'rifni ham esda saqlab qolishimiz kerak, biz juda ko'p ishlatamiz. Bo'pti. Ana endi asosiy temaga qaytamiz. Men bugungi tema bu dushanba kuni o'tishim kerak edi, bugun boshqa narsadan o'tishim kerak edi. Unda nima bo'lardi? Masalan, yechishga vaqt qolmas edi, xo'pmi? Xo'p. Mayli, demak, kelinglar başladı o şey. Demek yazıyla Clausius tingsizliği. Hadi yaz bir ama. Bunu oturayım mı? Aa Elbi. Oturayım mı? İşte aslında mı oturayım yok mu? Ben işte tamam istedim. O şey. Bu. 3 minitten kim oturdu? Yine kaytarım. Hemen darra kiradı kaytattan. Bunaki çözüm oturuşki vaktimiz yok. Undan tashqari bilasizlarmi yo'qmi qandaydir bir buyruq chiqdi 23-dan hamma qaytib kelib o'qir ekan lekin u buyruq predvaritelni akanchatilni emas. Xo'p. Demak, Clausius tengsizligi. Clausius tengsizligi. Clausius tengsizlik. Keling, shu temani o'ta boshlaymiz-da. Mana sistema makroskopik sistemaga kirgan kattaliklar bosim, temperatura, hajm, darajalarning soni va hokazo har xil kattaliklar odatda holat tenglamasiga bo'ysunadi. Agarda sistema muvozanat holatda turgan bo'lsa, holat tenglamasiga bo'ysunadi. Mana bitta misol, bilasizlar buni, to'g'ri? Mana men bu P V barobar N kat N deb yozaman, mana to'g'ri? K'ni yozmaymiz deganman-ku. Bu ideal gazning holat tenglamasi. U bosimni, hajmni, darajalar sonini, temperaturani bog'laydi. Mana shu holat tenglamasi. Demak, holat tenglamasi faqatgina sistema muvozanat holatda turganda bo'ladi. Faqatgina sistema muvozanat holatda turganda bo'ladi. Biz tajribadan bilamizki, agar men ixtiyoriy qandaydir sistema muvozanat holatdan chiqarsam, chiqqandan keyin shu sistema qanchadir vaqt ichida relaksatsiya vaqti deyiladigan vaqt ichida muvozanat holatga o'tib oladi. Masalan, spinlar sistemasi muvozanat holatga o'tish uchun mana buncha vaqt kerak. -12 sekund. Va sekund yoza qalaylik. Masalan, gazlarda atomlar, molekullar muvozanat holatga o'ta olish uchun undan ham kam vaqt kerak. 10^-15, 10^-6 sekund vaqt kerak. Shuning ichida, shu vaqt ichida sistema muvozanat holatga o'tib oladi. Juda ham yaxshi. Demak, ana endi qaranglar. Mana shu jarayon muvozanat holatga o'tish jarayoni, albatta nomuvozanatli jarayon. Hali muvozanatga kelgani yo'q sistema, ya'ni hali entropiya o'zining maksimal qiymatiga erishgani yo'q. Va shunga yarasha mana men bu F va F deb kiritgan funksiyalarim, potensiallarim o'zining minimumiga hali erishgani yo'q. Ular o'zining minimumiga erishganda, entropiya esa o'zining maksimumiga erishganda jarayon to'xtaydi. To'xtaydi, sistema muvozanat holatiga o'tadi. Lekin sistema muvozanat holatiga hali o'tmaganda endi o'tyapti, ketyapti. Bu jarayon nomuvozanatli jarayon bo'ladi. Ya'ni sistemaning holat tenglamasi bo'lmaydi. Bu degan nima degani? Mana mana shunday ko'p marta biz sizlar bilan mana bu diagramma chizamiz. Mana mana bitta hajm, mana mana bitta bosim. Mana mana bu diagrammani masalan izoterma uchun qanday ko'rinishga ega, mana bunday ko'rinishga ega, to'g'rimi? İzoterma uchun mana T konstanti, T barobar konstanti. Konstanti uchun demak shunday ko'rinishga ega. Mana
Nima degani holat tenglamas mavjud. Ixtiyoriy vaqtda mana bu P ga, mana bu V to'g'ri keladi. Mana bu P ga